Ne bekliyorsunuz? Niye takip ettiniz beni? Emir böyle. Sizi fark etti. Az kalsın her şeyi berbat edecektiniz. Başka kimse var mı? Arabada bir arkadaşımız daha var. Bakmayın öyle. Yardım edin. Tuhaflık var. Polat Bey'e ulaşamıyorum. Senin görevin buraya kadar. Artık seninle işimiz bitti. Cahit! Cahit ne oluyor? Polat Bey nerede Cahit? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Cahit! Cahit! Polat Bey kaçırıldı. Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. Durumu nasıl? Genel durumu iyi. Değerleri normal. Tahlil sonuçlarını da ayrıca değerlendireceğiz.
Her şey normalse bu hali ne? Neden kendine gelmiyor? Şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Kendine gelmesini bekleyeceğiz. Benim getirdiğim şırıngada ne vardı? Bu haliyle bir alakası olabilir mi? Şırıngada yüksek dozda sakinleştirici var. Bir insanı öldürmeye yeter. Ama Cahit Bey'in tahlillerinde izine rastlanmadı. Ne zaman kendine gelecek peki? Kendisinin uyanmasını beklememiz gerekecek. Timur nasıl oldu bu iş? Bir daha anlat. Benim aklım almıyor. Ben de anlamadım ki zaten. Ben Cahit'e silah doğrultan adamı vurdum. O arada bir araba uzaklaştı. Hemen yanına gittim, Polat Bey'i sordum. Hiçbir şey söylemeden dönüp kafa attı bana. Sonra da burnu kanadı, bayıldı. Cahit böyle bir şey niye yapsın Timur? Ya bir bildiği vardır ya da bu Cahit değil. Bir terslik var bu işte. Viktor Bezuhov. Sir Brandon'ın sadık hizmetkarı. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben buraya Türk dostlarımla iş anlaşması yapmaya geldim. Türkiye'nin uluslararası güvenini sarsacak bir hamle yapıyorsunuz. Ben saygın bir iş adamıyım. Sen saygınlığını sterlin üzerinden satmış bir hainsin. Başına gelecekleri düşün ve cevap ver. Brandon'ın sana verdiği görev ne? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Efendim Erhan. Tamam. Hemen geliyorum. Düşünmek için biraz zamanın olacak. Hatırlarsın belki Kıbrıs'taki toplantıyı. Ben çıkıyorum. Buradan ayrılma. Tamam Akif. Leyla? Neden bu kadar erken geldin? Bir sorun mu çıktı? Tahmin etmeliydim. Evlenme teklifi etmedin yoksa? Polat gelmedi Safiye. Gelmedi mi? Neden gelmesin ki? Muhakkak bir sorun falan çıkmıştır. Aramadın mı? Kaç defa aradığımı hatırlamıyorum bile. Nerede olabilir ki? Bilmiyorum. Muhakkak önemli bir işi vardır. Çok üzgünüm Leyla. Dert etme. Ben alışkınım. Elif nerede? Ders çalışırken uyuyakaldı. Efendim Safiye. Erhan, rahatsız etmek istemezdim ama abime ulaşamıyorum. Leyla ile buluşacaklarmış ama gelmemiş. Telefonla da ulaşamadım.
Nerede olduğunu biliyor musun? Polat abinin acil bir işi çıktı. Telefonu da yanında değil. Önemli bir şey mi var Arhan? Ayrıntısını ben de tam olarak bilmiyorum. Yoksa Cahit'le mi ilgili? Yok, öyle bir şey değil. Önemli bir işi olduğunu söyledi. Ama ne olduğunu söylemedi. Peki Arhan, sağ ol. Ben de ulaşamadım abime. Erhan'ı aradım. Abimin çok önemli bir işi olduğunu söyledi. Canını sıkma Safiye. Muhakkak öyledir. Çay koyayım, içer misin? Olur. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. Mezarlığa neden gitmişti biliyor musun? Cahit'in geleceğinden haberi var mıydı? Ömer babayla Nazif anneyi ziyaret edeceğini söyledi. Sonrasında Leyla yengeyle buluşacakmış. Ama ona da haber vermemiş. Ben telefonunu mezarlıkta araçta buldum. 17 cevapsız çağrı vardı. Orada Timur'un vurduğu adamdan bir şey çıktı mı? Hiçbir şey yok. Öyle bir insan hiç yaşamamış. Abi Cahit'in Yüce Majesteli'nin peşinde olduğunu düşünüyordu. Haklıymış. Bu tapınakçıların bir hamlesi. O zaman iki ihtimal var. Ya Cahit ellerinden kurtulup geldi ama takip edildi. Cahit ya da... öyle bir tuzağa düşmez. Peşinde adam getirir mi abinin olduğu yere? Ya da adamlarla işbirliği yaptı. Onları da bilerek getirdi. Yok artık. Doğru izi sürebilmemiz için Cahit'in kendine gelmesi şart görünüyor. Evet. Bu arada bakalım biz ne yapabiliyoruz. Bir dakika, bir de şu bağlantı yolunu deneyelim. Bir şeyler bulabildik mi Aynur'a? Mezarlıktan harekete geçen şüpheli bir aracı uydudan ve kameralardan bir süre takip edebildik. Sonuç? Çevre yolundan çıkışta izini kaybettik. Aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Güzergahı, havaalanları, limanlar ve sınırlar yönünde genişleteceğiz. Ülke dışına çıkmadan izlerini bulmamız lazım. Sınır güzergahı bizde. Hadi Alptekin, vakit kaybetmeyelim. Tamam Aynur'a. Aracın en son görüldüğü noktayı bana gösterir misin? Tabii, hemen. Buyurun. Okula girecektim. Bu saatte kapalı. Siz kime bakmıştınız? Sana değil. Sen de kimsin? Bu sorudan çok sıkıldım artık. Kıpırdama. Silahını yere bırak. Tamam. Tamam, sakin ol.
Silah sesi. Birileri ateş ediyor. Silah sesi, silah. Birileri ateş ediyor. Kampüste mühendislerin çalıştığı yerde silahlı bir şahıs var. Saldırı var, yardım edin. Ateş etme, patlayacak. Geç şöyle, geç. Tamam. Gel. Gel buraya. Geç şöyle. Diğer madenci dahimiz nerede? Güzel. Geç, 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 geç. Bu saatlere kadar üstünde çalıştığınız her neyse, ona çok değer veren biri gönderdi beni. Yani asıl madeni şimdi buldunuz. Toparlanın, gidiyoruz. Hadi. Yürü. Victor'a ulaşabildin mi? Hayır ama yakın korumalarına ulaştım. Gayet ölüydüler. Ya Victor? KGT otele baskın yapıp onu almış. Ona dikkat etmesi gerektiğini söylemiştim. Türkiye'de İngilizler hesabına çalışan bir Rus olarak kafası karışmış olabilir. Senin de zaman zaman kafan karışıyor mu Mete? Elbette hayır. Sevindim. Yoksa böyle ciddi bir konuda bu kadar rahat olman hepimize pahalıya mal olur. Benim şimdi senin derin esprilerine değil, derin bağlantılarına ihtiyacım var. Elimin uzanabildiği her yer emrinizdedir. Victor konuşursa büyük plan sakat doğacak. Onu nerede tuttuklarını öğrenmelisin. Biliyorsunuz, işler eskisi gibi değil. Teşkilatta bizim için açık bırakılan arka kapılar yok artık. O zaman sen de protokol kapısından gireceksin Mete. Beni duyuyor musun? Neden tepki vermiyor? Şu anda bilinci kapalı. Cahit'le hemen konuşmamız lazım. Kendine gelmesi için bir şey yapamaz mısın? Önce ne durumda olduğunu bilmem gerekiyor Akif. Doktor tetkiklerde fiziksel bir hasar görünmediğini söyledi. Evet ama ben asıl görünmeyen hasar için endişeliyim. Ne demek istiyorsun? Tomografi sonuçlarına göre beyin faaliyetleri normal seyretmiyor. Ve maalesef kanında teşhis edemediğimiz bir madde var. Ne olabilir Erdem? Beynini kontrol etmek için müdahale etmiş olabilirler. Sen ne yapabilirsin? Kanındaki maddeyi öğrenmeden müdahale etmem tehlikeli olabilir. Böyle bekleyemeyiz. Akif, şimdi bir şey yapamayız. Şoka girebilir.
Akif. Aracın izini bulduk. Nerede? Bir köy yolunda benzin istasyonu kamerasında görülüyor. Köyün yakınlarında ne var? Çevrede birkaç çiftlikten başka bir şey görünmüyor. Hemen çıkalım. Gel Yusuf'um, gel. Tanıştırayım. Sara. Kim bu Sara? Tüm kabadayıların piridir. Çok mu eski? Bu şehir kadar eski ama yaşayan herkesten daha yeni. Fatih İstanbul'u fethetmeden önce hocalarını İstanbul'a yollamış. Şehri bir görsünler, görsünler ki nereyi fethedeceklerini bilsinler diye. Genç bir yeniçeri olan Sarıağa'yı da onları koruması için görevlendirmiş. Hocalar şehre girmişler, görmüşler. Ama Bizanslı askerler bunlardan şüphelenmiş. Yollarını kesip saldırmışlar. Sarıağa da çekmiş çifte su verdiği bıçağını. 8 adama karşı tek başına savunmuş emanetleri. Sarıağa orada şehit düşmüş. Anlayacağın ilk kabadayı. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri onun mezarını taşsız koymamış. İşte o taş, işte Sarıağa. Neden anlattın bu hikayeyi bana? Anlattım ki mert nedir bil, namert nedir diyor. Peki neden önce bunu anlatmadın da namerdin yanına gönderdin? Çetenin içine saldın beni. Racon bir kere bozulmasın. Bıyığı terlememiş itler sokakta yol keser Yusuf'um. Önce namerdi tanıyacaksın ki merdin kıymetini bileceksin. Bu yüzden seni onların yanına gönderdim. Sen kimsin Karacaahmet? Sana neden Karacaahmet diyorlar? Karacaahmet namımdır. Gözümü mezarlıkta açmışım. Doğmadan gömülmüşüm. Karacaahmet demişler adıma. Kader tutmuş elimizden ki yaşamışım. Felek yol vermiş yürümüşüm. Çok can almışım, çok can bağışlamışım. Kahpeye yüz vermedim. Namerde boyun eğmedim. Ben buyum. Neden bana sahip çıkıyorsun peki? Sen soruyorsun ya, neden beni öldürmek istediler diye. İşte bu yüzden sahip çıkıyorum. Neden beni öldürmek istediler diye ben de sordum. Sen cevabını bulunca ben de bulacağım. Benimle ne alakan var? Hiçbir şey anlamıyorum. Babam Fehmi ile eski arkadaştık Yusuf. Sen babamı tanıyor musun? Gençlik zamanlarında. Hızlıydık ikimiz de. Baban zengin doğmuştu. Ben de çok zengin oldum. Bakma bu halde göründüğüne.
Gördüğün görmediğin bu toprakların çoğu benim. Sonra ne olduysa oldu, ben öldüm, baban yaşadı. Senin hikayeni dinleyince kafamdaki sorulara bir cevap bulurum diye düşündüm. Peki ben ne zaman babamın karşısına çıkacağım? Sabret, zamanı gelecek. Önce seni Sarah'a ile tanıştırdım. Eskine iyiydi. Zamanı gelince seni şimdinin yiğidiyle tanıştıracağım. Sonra o ne hüküm verirse o olacak. Hoş geldin komutan Sagir. Beni böyle karşılamanıza sevindim. Geçen sefer pek hoş bir ortam olmamıştı. Ben klasik bir insanım. Davetsiz misafirleri ve sürprizleri hiç sevmem. Otur lütfen. O zaman uzatmayalım, sürpriz yok. İstediğinizi yaptım. Madenlerle ilgili çalışan iki süper mühendisi buldum ve aldım. Onlar artık sizindir. Şu anda neredeler? Benim sakladığım yerde bekliyorlar. İsterseniz bana bırakın, bir daha çalışamaz hale getireyim. İsterseniz alın, ölene kadar sizin için çalışsınlar. O genç mühendisler İşlerini yapmak konusunda size benziyorlar. Onlar gibisi bir daha yetişmez. Bu ortaklığı kutlamalıyız bence. Ben tek başıma kutlamayı tercih ederim. Biz yeni işimizi konuşalım. Pekala. Bak Sagir. Tanımanı istediğim yeni biri var. Çok önemli biri. Öldüreceğim insanların kim olduklarıyla pek ilgilenmem. Hayır hayır. Bahsettiğim kişiyi öldürmek istemeyeceksin. Çünkü senin hayatını değiştirecek. Ben hayatımdan memnunum. İyisi mi? Bunu bir de onun teklifini dinledikten sonra konuşalım. Her zamankinden mi? Evet abi. Al bakalım. Toplu alırsanız fiyat daha uygun olur. Arkadaşlarına da söyle. Tamam abi, sağ ol. Muhabbetiniz bol olsun gençler. Rahat olun be oğlum. Polis! Koş! Şşş. Kaçıyor pusat! Ver lan şunu. Sizi.
Ne kaçıyorsun lan o zaman? Bulaşmayın bana. Gidin işinize. Benim işim sensin koçum. Abi, abi gözünü seveyim. Ben bir şey bilmiyorum abi. Abi ben sadece satıcıyım. Abi. Bu malın toptanını arıyorum ben. Malın nerede olduğunu biliyor musun lan? Bilmiyorum. Bu silahı ağzından çıkardığım zaman konuşmaya başlayacaksın. Yoksa kafana sıkarım. Anladıysan başını salla. Suriye'ye gittiğini duyduğumda çok şaşırdığımı söylemeliyim. Ben de senin hakkıyla çalıştığını duyduğuma şaşırdım. Yanlış duymuşsun. Bazı konularda basit bir yanlış, zor bir ölüm demektir. Senin olduğun yerde ölüm ne kadar zor olabilir? Eğer benim için sadece düşmanlık değil, ihanet de varsa o ölüm asla kolay olmayacak. Ben senin gibi çok önemli insanlarla çalıştım Andre. Hepsinin çok parası ve çok kurşunu vardı. Birine bile ihanet etsem bugün hayatta kalmazdım. O zaman benimle konuşmadan Hakkı'ya evet demenin bir açıklaması olmalı. Elbette var. Öncelikle bir şeyi düzeltelim. Ben Hakkı Bey'e değil, senin de kuruluşundan mutlu olduğunu bildiğim, işbirliği yapacağını duyduğum konsey için çalışmaya evet dedim. Bence Türkiye'de barış içinde yaşamak istiyorsak doğrusu da buydu. Yoksa sırf benim yüzümden seni de düşman kabul edeceklerdi. Bunu bana sormalıydın. Sormadım. Çünkü senin karlı tekliflere her zaman açık olduğunu biliyorum. Teklif nedir? Henüz bir ismi yok. Türkiye'ye geldiğimden beri eski malların seri üretimi için çalışmaya fırsat bulamadım. Ben de yeni mallar denedim. Efsane olacak bir şey buldum Andre. Bu kimin için? Elbette senin için. Ben konseyin emrinde onların bildikleri ve istedikleri şeyleri yapacağım. Başka kimsenin haberi olmadan bunu da sadece senin için yapacağım. İster Orta Doğu'da teröristlerine cesaret aşılamak isteyenlere sat, ister Avrupa'da yeni macera arayanlara. Ben ortaklık sevmem. Ama seninle kimyamız tutuyor, Ordinarius. Türk mühendislerinin madencilik alanında yeni bir teknik geliştirdiklerine pek de inanasım gelmiyor. Devlet korumasında yürütülen çok gizli laboratuvar faaliyetleri size şaşırtıcı gelmiyor mu? Belki. Ama bize dünya üzerinde sahip olduklarımızdan daha fazlasını kim sunabilir ki? Ben sahip olduklarınızın değerini arttırmaktan söz ediyorum. Bu konu her zaman konuşmaya değer. Ama ben bugünkü görüşmemizde daha önemli bir gündemimiz olacağını düşünmüştüm. İstanbul'da Viktor'un başına gelenler beni hayal kırıklığına uğrattı. Viktor'un bizim işbirliğimize layık bir aktör olmadığını görmüş olduk. Bu kadar kolay bir hedef olmamalıydı. Ama bu mesele kesinlikle hallolacak. Elbette. Çünkü artık konuyu ben takip ediyorum. Biz de gereken her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Tam zamanında geldim Mete. Bay Smith, Viktor'un nerede tutulduğunu öğrenmek istiyor.
O zaman doğru yere gelmiş. Tedavi işe yarayacak mı? Bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Abi. Abiyi götürdüler. Kendine geliyor. Cahit Bey, beni duyuyor musunuz? Cahit Bey. Neredeyim ben? Bizimlesiniz Cahit Bey, merak etmeyin. KGT merkezindeki sağlık ünitesinde. İyi misin kardeşim? Cahit Bey. Ne oluyor? Mücadele ediyor. Nasıl bir işleme maruz kaldıysa hala etkisinde olmalı. Cahit, beni duyuyor musun? Kendine gelmelisin. Abinin hayatı senin elinde. Abi. Cahit, abinin hayatı senin elinde. Bırakın beni. Bırakın. Cahit Bey. Gitmem lazım. Cahit Bey. Erhan. Cahit, sakin ol kardeşim. Gitmem sakin lazım. Cahit, sakin ol kardeşim. Abiyi kaçırdılar. Cahit Bey, sakin ol. Cahit Bey. Cahit. Abiyi Cahit. Kaçırdılar. Sakin ol Cahit. Cahit. Sakin ol. Tamam. Burada bitiyor galiba. Peki bu yolu buraya kadar kim yapmış? Yol buradan sahilden geri dönüyor. Ama onlar geri dönmediler. Kolay gelsin. Yol kapalı mı? Burası yol değil. Nasıl yol değil? Ben geldim işte. Özel mülke girmişsiniz. Yanlışlık oldu demek. O zaman açın da şuradan çıkıp devam edeyim ben. Buradan geçemezsiniz. Geri döneceksiniz. Şimdi o kadar yolu geri mi döneceğim? Açın da geçelim işte. Geri döneceksiniz. Tamam tamam. Sakin olun. Tamam. Bakalım özel mülklerinde ne saklıyorlarmış. Alptekin. Benim tam şu anda bulunduğum yerde bir helikopter pisti var. Bu noktadan geçmişe dönük hareketleri takip etmeye çalışın.
Hoş geldin Elif. Hoş geldin. Elif? Hala ben eve dönmek istiyorum. Züha Efendi'ne söylediklerini unuttun mu? Eğer unuttuysan ben hatırlatayım. Hatırlıyorum hala. Ama şimdi de burada yaşadıklarımı hatırladım. Elif'ciğim geçecek. Geçecek. Bunu yapabileceğini biliyorum. Hoş geldin Elif. Okula dönmene çok sevindim. Hadi bakalım sınıfına. Çıkışta seni alacağım, tamam mı? Tamam. Okula gelince biraz tedirgin oldu. Çok normal. Endişe etmeyin. Bugünü atlatırsa geçer. Bir şey olursa, kendini kötü hissederse beni muhakkak arayın. Ben hemen gelirim. İyi dersler. Sağ olun. Cahit'ten haberin var mı? Cahit İstanbul'a gönderildi. Şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını biliyor musun? Maalesef hayır, Martin. Yüce Majeste, onun hain olduğunu bildiği halde neden senden bağımsız Cahit'i İstanbul'a geri göndersin? Bunu öğrenmek için görüşmek istedim ama henüz cevap alamadım. Peki ne düşünüyorsun? Ona çok önemli bir görev verdiğine eminim. O görev bizimle ilgili olabilir mi? Bak Martin, neler olup bittiğini bilmiyorum. Ama böyle bir ihtimal görmüyorum. Sen bazen gözünün önündeki şeyi bile görmüyorsun Algis. Sen de gördüğün her şeyi abartıyorsun. Olabilir. Çünkü senin gibi sadece aklımla değil, aynı zamanda tutkularım ve duygularımla yaşıyorum. Umarım uzun yaşarsın. Bu hafta çok mal çektiniz, indirim yaptım size. Al. Şarjör var mı? Yok. Ya hay Allah'ım, ya Rabbim. Ne yapacağız?
Abi tamam, 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 tamam. At lan! At silahını. Para istiyorsan hepsi burada. Bana sıkma. Sen de boş boş konuşup benim canımı sıkma. Ben mermiye kıymadan adamın leşi çevirecek mal arıyorum. Sen satıyormuşsun. Abi ne kadar istiyorsan var. Biraz önce bunlara verdim. Çantada. Mallar burada Fırat. O zaman bunları ibret için leşe çevirelim Miran. Seninle çalışmak bugüne kısmetmiş. Benim kaderle kısmetle işim olmaz. Benim işim kimya bilimiyle. Biz de Hakkı Bey'e söz verdik. Senin ilminde marifet göstermen için neye ihtiyacın varsa hepsini halledeceğiz. Sen bana konseyin istediği mala göre malzeme getir yeter. Daha önce bonanza için benden istediğin malzemeler vardı. Listen ayrı mı? Uyuşturucu işinde yeni olduğun belli. Malın adı aynı olsa bile malzemesi her zaman değişir. Ben eski kafalıyım. Sürekli değişimi sevmem. Benimle çalışacaksan o kafayı değiştireceksin. Bir şey buldunuz mu? Sizin bulduğunuz noktadan dün gece bir helikopterin havalandığını tespit ettik. Nereye gittiği belli mi? İzini fazla süremiyoruz. Karadeniz üzerinde kayboluyor. Helikopterin kime ait olduğunu bulmaya çalışın. Cahit nasıl oldu? Kendine geldi Akif. Bir şey anlattı mı? Öyle uzun uzun konuşacak halde değil. Şimdilik sayıklıyor ama kendine gelecek. Bu şerefsiz tapınakçılar Cahit'e bunu yaptılarsa... abiye ne yaparlar ben onu düşünüyorum. Beni burada daha ne kadar bekleteceksiniz? Acelem mi var? Evet, benim her saatim $1,000,000 değerinde delikanlı. Şu anda o kadar etmiyordur bence. Anlatacaklarım hayal ettiğinizden çok daha değerli. Beni bekletmeyin, anlaşmaya hazırım. Yorma kendini. Zaten anlaşmaktan başka çaren kalmadı. Dışarıda sadece bir kişi var. Çünkü bu evi bulabileceğim hiç akıllarına gelmedi. Harekete geçiyoruz. Sessiz olun. Baskın var.
Yanlış bir şey yapma. Ölürsün. Sana anlaşalım demiştim. Sen kaybettin. Çok konuşma. Ateş ederseniz adamı öldürürüm. Adam ölürse sen de ölürsün. Onu bırak, biz de sana zarar vermeden gidelim. Bence hemen gidin. Bak şansını zorlama, tek başınasın. İki adamın da öldü. Yaşamak için son fırsatın. Geleceğinizi biliyordum. Çıkarın beni buradan. Ben senin konuşmanı dinlemek için değil, konuşmaman için buraya geldim. En son ne hatırlıyorsunuz Cahit Bey? Denizaltı. Deniz altındaydım. Orada mı tuttular sizi? Evet. Orada kafama bir şey taktılar. Başım ağrıyor. Bir süre baş ağrısı, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Ama kendinize geleceksiniz. Hepsi geçecek, merak etmeyin. O adam yanıma geldi. Yüce Majeste mi? Evet. Benden abi istedi. Ben ne yaptım? Nasıl yaptım? Onu bulmam lazım. Cahit Bey, sakin ol, acele etmeyin. Cahit Bey, kendinize gelmeniz için biraz daha dinlenmeniz gerekiyor. Acele edin. Talha'nın İngiliz ajanına tuttuğu ev basılmış. Leontim adamı öldürmüş. Kaybımız var mı? İki arkadaşımız öldürülmüş. Talha da yaralı. Sağlıkçıların dolduğu bir ekip gönderdim. Helikopterle ilgili bir bilgiye ulaştık. Aynı helikopter daha önce defalarca bir güvenlik şirketi adına kullanılmış. Şirketi bulabildiniz mi? Hiçbir yerde kayıtlı bir mekanları görünmüyor. Şirketle ilgili bütün bilgilerin dökümünü istiyorum. Hemen şimdi.
Bakın, bu şerefsiz size satmaya çalıştığı zehrin tadına bakmaya karar verdi. Bu da onun son dersi oldu. Hadi şimdi siz de sınıflarınıza. Gidin derslerinize çalışın hadi. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Çıkalım artık şuradan. Şu anda gayet iyi görünüyor. Artık çıkabilir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol Arda. Aramıza hoş geldin Cahit. Hadi Erhan. Bir an önce abiye ulaşmamız lazım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Cahit. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sana da hem can borçlandık hem de... Estağfurullah. Hakkını helal et. Helal olsun. Gel. Böyle bir şey nasıl yaptım hala bilmiyorum. Burada Erdem'in yanında gözümü açana kadar sanki kafamın içinde başka biri vardı. Bence de. Yoksa da sağlam bir dayağı hak ettin. Bize yardım edecek bir şey hatırlıyor musun Cahit? Kafamda her şey parça parça. Denizaltından başka net bir şey yok. Nasıl gittiniz oraya? Yolun bir kısmına bir rehber eşlik ediyor. Sonra başka bir rehbere devrediyor. Böyle birkaç ayrı araç değiştirip aktarma yaptık. Son kısmında gözlerim bağlıydı. Deniz altında olduğunuza göre açık denizdeydiniz. Bizim kara sularımıza girse hemen fark ederdik. Helikopterle deniz altının olduğu yere götürebilirler. Helikopterle mi gitmişler? Evet. Mezarlıktan sonra adamların izlerini takip ederek bulduk. Ama helikopter hayalet bir şirkete ait. İsim var, cisim yok. Ben bu şirketi biliyorum. Kim bunlar? Tapınakçılar. Türkiye'de çalışan elemanlar için kurdukları paravan şirketlerden biri. Yerlerini biliyor musun? Evet. Ben oraya girebilirim.
En büyük silahımız birlik olmak. Birlik olmanın yolu da karşılıklı güven ve sadakatten geçiyor. Çünkü beraber olmak yetmez. Birlik olabilmek için ortak akla ihtiyacımız var. Fevkalade bir tespit Bay Zaharyas. Yeri gelmişken söylemeliyim. Suriye'de el değiştiren silahlara olan müdahaleniz beni ziyadesiyle memnun etti. Dostlarımızın güveni bizim için çok önemli. Sizce burada bir güven sorunu mu var? Fehmi Bey'in olduğu yerde güvensizlikten konuşulamaz. Ama bir denge problemi olduğunu söyleyebilirim. Bizim için hazırlanan ziyafetin yerlere saçılmasını asla tahammül edemeyiz. Öyle bir şeyin konuşulmasını bile zaman kaybı olarak görüyorum. Kurtlardan artanları ancak çakallar yer. Kimin ne yiyeceğine, kimin doyacağına, kimin aç kalacağına ben karar veririm. Yüce Baron'un gölgesi altında onun bilgisi ve onayı olmadan hareket edilemez. Bu yüzden ben önemli bir meseleyi konsey üyelerine danışmak istiyorum. Ülkedeki en önemli yeraltı zenginliklerinin kapısını konseyimiz için aralamaktan gurur duyarım. Yaptığımız operasyonla uzun vadede konseyin önünü tıkayacak çok önemli bir anlaşmayı engelledik. Toplantımıza gündem olan silahlı baskını siz mi yönettiniz? Olay yeri incelememizde sizin imzanıza rastlamadık. Operasyon bizzat benim yönlendirmemle benim kontrolüm altında yapıldı. Yüce Baronumuzun ve konseyimizin çıkarları gözeterek hareket edildi. Bizim için sorun yaratacak hassas konularda hiçbir risk alınmadan sonuca gidildi. Bu değerlendirmeyi bizim adımıza layıkıyla yaptığınızdan hiç kuşkum yok Can Bey. Ama oluşabilecek riskler sizinle birlikte bu odada bulunan diğer insanları da etkileyecekse eğer, hamleyi tek başına yapan sonuçlarına da tek başına katlanır. Hoş geldiniz. Raskol'la neden görüşmek istediniz? Beni tanıyor musunuz Bay Raskol? Raskol'un isminizi biliyor Bay Smith. Artık yüzünüzü de tanıyorum. Sizinle böyle kapalı mekanda, dört duvar arasında değil, büyük bir operasyonda, mermiler arasında tanışmak isterdim. Neden? Sizi kendi çevrenizden çok dinledim. Raskol'un çevresi yoktur. Merkezi vardır. Ben de tam böyle duymuştum işte. Yalnız çalışmayı seven biriyim ama sizin gibi birinin her zaman yanımda olmasını isterim. Bunu konuşabilir miyiz? Bu sizin nerede, kiminle, ne yapmak istediğinize bağlı. İş konuşmadan şart konuşmayı hiç sevmem Bay Raskol. İş nedir? Eski dostun Victor'un sana teklif ettiği ama başlamadan biten anlaşmadan bahsediyorum. Victor artık olmayacak mı? Olmayacak. Buna sen mi karar verdin? Hayır. Türkiye'deki planlarını duyunca onu alıp infaz eden KGT karar verdi. Yani Victor öldü Bay Raskol. Thank you.
Yaşasın Victor. Elif arkadaşlarını görünce önce bir tedirgin oldu. Çok korktum vazgeçecek diye. Sonra hemen toparladı kendini. Onu okuldan aldığımda da çok mutluydu. Tebrik ederim Safiye. Gerçekten Elif'i yeniden okuluna döndürmeyi başardın. Ben bir şey yapmadım aslında. Öğretmeni Gonca Hanım sağ olsun. Elif'in okula dönüşünü o sağladı. Gonca öğretmen olmasa Elif hayatta kabul etmezdi. Kusura bakma Martin, seni de bu okul konusunda çok uğraştırdım. Önemli olan Elif'in iyi hissetmesi. Onun adına çok mutlu oldum. Peki abin ne dedi bu duruma? Yani Elif'in okuluna dönmesine. Okula dönecek olmasına sevindi tabii. Ama bugün yaşananları daha bilmiyor. Bir şey mi oldu? Sanki abinle bir sorun varmış gibi konuşuyorsun. Yani biz dünden beri pek haberleşemedik. Duyunca o da rahatlayacaktır. Okul meselesi hepimizin canını sıkmıştı. Umarım her şey yolunda gider sizin için. Teşekkür ederim. Cahit döndü mü İstanbul'a? Hayır. Hala haber yok. Asma öyle suratını Safiye. İçimden bir ses çok yakında görüşeceğinizi söylüyor. Öyle bir şey olursa önce sana haber vereceğim. Efendim, Baltazar sizinle çok acil görüşmek istediğini söyledi. Gelsin. Ağzınızın tadını kaçırmak istemezdim ama bazı maruzatlar var Hakkı Bey. Buyur. Aç mısın Baltazar? Sağ olun Hakkı Bey. Anlat o zaman. Seni dinliyorum. Pusat Zıvana'dan çıktı. Okul önlerinde mal dağıtan ekibin tamamını dağıtmış. Bu temizliği biz istedik. Tekel olmamız için çapaklardan kurtulmamız gerekiyor. Sizin ne istediğinizi ben çok iyi anladım. Ama pusat hala eski kafasında hareket ediyor. O zaman doğru dürüst anlat şunu. Dağıtım yapanları toplamış. Malları sakladıkları depoyu basıp hepsini imha etmiş. Sonra da mal dağıtan adamları okulların önlerinde sattıkları malla infaz etmiş. Yarın aynı yerde bizim adamımız nasıl mal satacak? Bu çocuğa bu aklı kim veriyor? Hem söz dinliyor, hem de sözünü söylüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Parmak izi ve güvenlik şifresi lütfen. Buyurun.
Cahit Bey, sizin gelmenizi beklemiyorduk. Özel bir durum mu var? Evet. Helikopterle İstanbul'dan yapılan çıkışları kontrol etmem gerek. Ama biliyorsunuz, bunun için Mr. Algis'ten özel yetkilendirme almalısınız. Elbette ki aldım. Merak etme. Pekala, buyurun. Ne yapmaya çalışıyorsun Cahit? Buyurun efendim. Cahit ortaya çıktı. Ne yapmaya çalışıyorsa onu engellemelisin. Nereye gitmem gerekiyor? Gel. Hemen çıkıyorum. Doğru. Otur. Ağzımızın tadını kaçırdın Pusat. Bir sorun mu var Hakkı Bey? Yanlışımız mı oldu? Biz sana ne dedik, sen ne yaptın? Ben ne söylediyseniz onu yaptım. Sizin malınız piyasaya çıkmadan önce sokak temizliğine başladım. Sen benim kapımın önünü süpür yeter Pusat. Sokakların temizliğine de, pisliğine de, çöplüğüne de biz karar veririz. Hakkı Bey, vazifemiz neyse gayretimiz de odur. Bize verdiğiniz görevi aklımız, bileğimiz yettiğince yerine getirmeye çalıştık. Fazlasını da yaptın. Senin görevin benim ayağıma dolanacak eski satıcıları ayağımın altından çekmekti. Sen benim mal satacağım müşterileri de kaçırmışsın. Adamları bonanza içirerek ibret olsun, kimse mal almasın diye mi okulun önüne attın? Hakkı Bey, takdir edersiniz ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Eğer benim için çalışacaksan, benim dediğim gibi yiyecek, benim dediğim gibi içecek, benim dediğim gibi hareket edeceksin. Amaca uygun davranmadığın sürece Pusat, konseyin takdirini kazanamazsın. Hükmünüze boynumuz kıldan incedir Hakkı Bey. Takdir sizin. Bak Pusat, hedefin sefir olmaksa, kazanırken önce bana kazandırmayı unutmayacaksın. Gözüm üstünde Pusat. Çıkabilirsin. Bütün çıkışları tutun. İçeride bir hain var. Bana Cahit'in nerede olduğunu göster. Thank you.
Yasin, silah. Cahit. Thank you.
Sakin olun. Sakin. Merhaba Komutan Sagir. Umarım güvenlik sizi rahatsız etmemiştir. Benim bulunduğum yerde başkasının güvenlik sağlamasına alışkın değilim. Ama onlar benim için değil Komutan Sagir. Sizin için buradalar. Can Bey bir süredir Türk Emniyeti'yle sıkıntınız olduğunu anlattı. Görüşmemizin bölünmesini istemeyiz, öyle değil mi? Size bir şey sormak istiyorum. Tabii sorun. Konuşmak için buradayız. Şedid kontrolündeki topraklarda çok etkin bir gücünüz varken niye onu bırakıp ta buralara geldiniz? Siz güneş batmayan imparatorluğunuzda kral gibi hayatınızı bırakıp korumalarla gezmek zorunda kalmanıza rağmen niye buraya geldiyseniz aynı sebepten. Sadık Britanni'nin varlığı hanedanlığımızın bölgedeki emellerine ulaşması için yeterli değil. Bizim sınırları zorlayacak dinamik bir lidere ihtiyacımız var. Ben bir süre daha Orta Doğu bataklığına dönmeyi düşünmüyorum. Zaten sizi istememizin sebebi de işte bu. Şedid, içinde bulunduğu coğrafyada, Irak'ta ve Şam'da ancak bu kadar büyüyebilir. Tecrübelerimiz de bize İslam dünyasının Şam, Bağdat ya da herhangi bir Arap vilayetinden yönetilemeyeceğini gösterdi. Ben zaten Londra'dan yönetildiğini düşünüyordum. Artık kesin bir şey var. İslam dünyasına hakimiyetin yolu bu topraklardan geçiyor. Diplomatik meseleler hiç ilgimi çekmez. Ankara ile Alan Kamerası uğraşsın. Peki ya sen İstanbul'la uğraşmak ister misin? Şerit'i İstanbul'a taşı. Orta Doğu'yu ve bütün Arap coğrafyasını beraber buradan yönetelim. Şimdi dikkatimi çekmeyi başardın. Tam istediğim gibi. Anlaştığımız gibi. Britanya adına verilen söz dünyanın her yerinde geçerlidir. Musul petrolünün kalibresinde mühimmat bulmak kolay olmuyor Mr. Shane. Sizin için bütün imkanlarımızı seferber ettiğimizden şüpheniz olmasın Halife Britanni. Daimi alışverişimiz için bize her zaman eksiksiz cephane sağlamanız gerekir. Siz bu petrolü bizim için saklayıp bizim adımıza sattığınız sürece alışverişimiz devam edecektir. Dikkat edin. Burada savaş ve kin hiç bitmesin. Hepimizin büyük hedefleri olduğu sürece bitmez. Bu topraklar daha çok kan götürür. İnanır mısınız? Petrolün kandan dönüştüğünü düşünüyorum bazen. Kalitesini arttırdığına şüphe yok. İşe koyulma zamanı. Bahar gelmeden yeni birliklerimizin eğitiminin tamamlanması gerek. Biz de yola koyulalım öyleyse. Siz önden gidin. Limanda bütün tankerler sizinle buluşacak.
kontroller tamamlandıracağım bey. Cephaneyi teslim aldık. Petrol yüklü tankerler de yola çıktı. Sizinle çalışmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bu işbirliğimiz benim için de çok memnuniyet verici. Umarım uzun süreli bir dostluğun başlangıcı olur. İtiraf ediyorum, Sir Brandon'ın acı kaybından sonra işlerimizin aksayacağını düşünmüştüm. Bilakis, miras bıraktığı dosyalara kendini adamış biri olarak sizi temin ederim ki daima işbirliği içinde olacağız. Görüşmek üzere. Sadık Britani gerçekten ismine layık adımlar atmaya devam ediyor. Ben de bu ismi ona veren kişiyi gerçekten çok merak ediyorum. Geleceği gören biri olmalı. Bence siz de öylesiniz. Bu yüzden hemen hazırlıklara başlamalıyız. Dostlarımızın şeritten aldığı Musul petrolünü koyacak yerleri bile kalmadı. Bir sonraki aşama, Musul'daki dengeleri yine değiştirecektir. Bence böyle bir hamle, konseydeki dengeleri de değiştirecektir. Bunu da hesaba katmalıyız. Elbette. Ama daha fazlası var. Önce Mr. Smith'in gelişi konseyde yankılanacak Mete. Buna hazır mısın? Evet. Hatta sabırsızlanıyorum. Şirketten alınan bilgilerle bizim çalışmamız birleşince bir yer tespit edebildik. Neresi? Burası. Denize yakın noktada bir helikopter pisti var. Onun yakınlarında da deniz kıyısında bir yapı. Küçük, istasyon gibi bir yer. Tepelerin arasında gibi, korunaklı bir yer. Armageddon karakolu. Hatırlıyorum. Deniz altına geçişler ve geri dönüşler için kurulmuş bir yer vardı. Onlar kurduysa biz de gidip dağıtalım. Denizaltı orada mı? Onu bilmiyoruz. Şirketteki bilgisayardan ulaşabildiğimiz bilgiler sadece helikopter güzergahlarını gösteriyor. Thank you.
Efendim Akif. Erdem, bize acil yardım etmen gerek. Ne yapabilirim? Bizim bulunduğumuz noktayı merkeze alarak denizde bir tarama yapmanı istiyorum. Yakınlarda bir denizaltı olmalı. Oralarda bir yerde saklanıyorsa mutlaka bulurum. Kıyı istasyonuna baskın yapıldı. Acil operasyon timini gönderin. Onu buldum Akif.